Evet. Özgürlükler ülkesine, Hindistan'a hoş geldiniz. Özgürlükler ülkesi diyoruz. Neden böyle diyoruz? Biz dünyanın birçok yerinde, bakın birçok yerinde yapamayacağınız şeyi, mesela böyle korna çalmayı, herkese önüne gelene korna çalmayı burada yapabiliyorsunuz. Burada neler yapabiliyorsunuz? Aklınıza gelmeyecek şeyler göstereceğiz size. Bakın Hindistan'da insanlar ne kadar özgür yaşıyor, nasıl özgür yaşıyor, hadi hep beraber ya bu görelim. Avrupa'ymış, Amerika'ymış, bilmem neymiş. Özgürlük. Hikaye. Hindistan abi, Hindistan. Nasıl değil size? Aa bak, böyle Amerika'da böyle yere işeyebilir misin abi? İşeyemezsin. Abi 13 kişi olduğunu nereden biliyorum? Kokuyor. Kokusunu anlıyorum artık, kokusunu. Abi ülke, bir ülkenin has kokusu sidik olabilir mi ya? Sidik kokuyor, neden? Özgürsün. Tuvalet mi arayacaksın? Hayır. Saçmalık ya. Adamlar tuvaletin duvarında işiyor da. Tuvalet işiyor. İstediğiniz her yere işeyebiliyorsunuz. Ben buna ne derim biliyor musun? Özgürlük mü? Yoksa özgürlük mü? Bir kafeye giden var. Bir kafeye giden var. Onlar ne yapıyor? Sıçıyorlar. Evet, biz hep duyuyorduk ama dedim ki yani muhtemelen 1937'de biri gitti abi Hindistan'a. Yani orada gördü böyle birkaç insan işte sağa sola sıçıyor falan, onu bize anlatıyorlar. 2019'da hala devam ediyor olamaz. Oluyor abi. Ödün vermemişler. Hayatta hayatta. Özgür ruhlarını bak, esir etmemişler. Hani şey diyoruz ya biz işte, senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bunlar ötesine geçiyorlar. Burada bitmiyor abi. Burada bitmiyor. Özgürlüğün sınırı yok. Benim en sevdiğim özgürlüğü ne biliyor musun? Ne? Abi öyle elimde çöple saatlerce dolaşmıyorum. Çünkü burada özgürsün. Çöpünü istediğin yere. Ayy, temiz ağzı sıçmış abi ya. Evet, bir özgürlük de bu. İstediğin yere sıçabiliyorsun abi. Sıçacağım galiba. Kusma özgürlüğüne de sahipsin. Şuna bak ya. Özgürlüğün suyunu çıkarmak işte bu. Burkunu çıkartmak bu. Hoppa. Neyse yani. Hayatımda ilk defa bir yerde ağzım doluyken de konuşamıyorum. Öyle bir özgürlüğüm de var burada. Hayatımda ilk defa bir yerde böyle çöpümü yere atmaktan imtina etmedim. Müthiş huzurluyum ya. Abi çöp attığım yer temizlendi ya. Daha temiz bir yer artık. Öyle bir yer burası. O kadar huzurluyum, o kadar mutluyum, o kadar özgürüm. Yaşasın ya. Hindistan yaşasın. Baksın abi. Böyle kendi öz suyunu şarıl şarıl bu. Müthiş ya. Müthiş ya. Bak buraya tuvalet yapmışlar. Ama niye? Tuvalete... İnsanları kısıtlasınlar diye. Devlet buraya tuvalet yapmış ama bu kısıtlamayı tabii ki açmışlar ve tuvaleti bombok bir hale getirmişler gerçekten. Mesela devlete vergi ödemeden istediğiniz işletmeyi açabiliyorsunuz burada. Bakın istediğiniz yere dükkan haline getirebiliyorsunuz. Vergi vermeme özgürlüğü. Vergi vermeme özgürlüğü. Ya video kamera? Ya video kamera. Hello, how are you? İstediğinizi yapabiliyorsunuz dedik. Eğlendik ama durum gerçekten göründüğünden daha da vahim. Her yer böyle çöp dalları dolu. Şu an gündüz ama gördüğünüz gibi güneşi göremiyoruz. Bunun sebebi hava kirliliği. Gerçekten bu güneşin bizi yakıyor olması lazım ama sadece buharlaştırıyor. Çünkü havada bir katman var ve biz o fanusun içindeyiz şu anda. Evet, görüyorsunuz böyle insanlar istediği yerlere çişlerini yapabiliyorlar. Yani şu adam önünden kaldırım geçiyor. Biri oradan geçiyor olabilir ama
umurunda bile değil, gayet rahat bir şekilde işini yapıyor. İstedikleri yere bu şekilde yatabiliyorlar. Bu amca bakın istediği gibi yere tükürebiliyor. Kirliliğin boyut atlamış hali, kablo kirliliği. Bir elektrik gittiğinde bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiç bilmiyoruz.